Uşak'ta emlak piyasasının nabzını ölçmek ve ev alacak Uşaklı vatandaşlara tavsiyeler almak için emlak danışmanı Suna Sönmez ile birlikteyiz. Ev fiyatlarının geçen yıla oranla bu yıl nasıl olduğunu sorduğumuz emlak danışmanı Sönmez, fiyatların bu yıl geçen yıla oranla daha fazla artış gösterdiğini dile getirdi. Gözle görülebilecek bir oranda fahiş bir şekilde çok fazla arttı. Tabii ki bunu ev alacaklar için hani beklemesini tavsiye etsem, inşaat malzemeleri hiç yerinde durmuyor. Bir taraftan inşaat maliyetleri yükselirken diğer taraftan da tabii ki bu maliyetler ev fiyatlarına yansıyor. Öğrencilerin eğitim dönemi başlamadan önce Temmuz-Ağustos aylarında ev kiralamaya başlamalarını öneren emlak danışmanı Sönmez, ev fiyatlarının öğrencilerin gelmesiyle birlikte artış gösterdiğini de dile getirdi. Temmuz-Ağustos aylarına göre veya Haziran ayına göre Eylül ayında apartlarda öğrencilerin geliş sayısına göre, geliş tarihlerine göre bir anda fırlama olabiliyor. Öğrencilere tavsiyem yani Eylül ayına bırakmayın derim. Ağustos ayında, Temmuz ayında gelin apartınızı kiralayın. Hem şartlarınız el veriyorsa Eylül ayında zorluk yaşamayın. Hem de daha uygun fiyatlarla apartınızı kiralayın şeklinde tavsiyelerde bulunabilirim. Peki öğrencilerin ev kiralama oranı geçen yılla bu yıl arasında nasıl? Ev kiralama olayında tabii ki öğrenci sayısının bu yıl daha artması dolayısıyla çok sayıda tabii ki ev fiyatlarının veya ev kiralama oranlarının artışına neden oldu. Uşaklı vatandaşların ev kiralamak ve ev almak için tercih ettiği semtler Kemalöz, Cumhuriyet ve Fatih Mahallesi oldu. Vatandaşlar birinci Kemalöz Mahallesi'nden almaya çalışıyorlar. Alamazsa Cumhuriyet Mahallesi'nde, alamazsa Fatih Mahallesi üçüncü tercih olabiliyor. Son günlerde artışa yol açması Cumhuriyet Mahallesi revanşta diyebilirim. Kemalöz Mahallesi tabii ki biraz daha sıkışık olduğu için, biraz daha site halinde ev yapmak olanaksız olduğu için şu anda Cumhuriyet Mahallesi revanşta diyebilirim. Emlak danışmanı Suna Sönmez ev alacaklara ve kiraya çıkacaklara da önerilerde bulundu. Ev alacak, ev kiralayacak olan vatandaşlarımız için tabii ki TOKİ hizmetlerinden de ilk etapta faydalanmasını isterim. Bekleyelim desem inşaat maliyetleri artıyor. Hani ev fiyatları ben hiçbir zaman düştüğünü görmedim.